Ankara'da pazar günü hayata veda eden eski başbakanlardan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Necmettin Erbakan'ın İstanbul'daki mezarı defnedilişinin ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Çeşitli illerden gelip Erbakan'ın başucunda dua edenlerin arasında yabancı uyruklular da vardı. Türkiye gerçek liderini kaybetti diyebiliriz yani. Eller açıldı, dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. 85 yaşında hayata veda eden Necmettin Erbakan'ın mezarı dün geceden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Erbakan'ın sayesinde maaşımız yükseldi de şimdi yüksek birazcık maaş alıyoruz. 150 milyon lira zam yaptı emeklileri. Şimdikiler ne yapıyor? %4 mü yapıyor? Ne alacağız? Nasıl geçineceğiz fakir fukara? Nur içinde yatsın inşallah. Necmettin Erbakan'ın cenazesi dün Fatih Camii'nde kılındı. Naaşı cenaze aracına yerleştirildi. Binlerce seveni onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ve Fatih Camii'nden Merkez Efendi Mezarlığı'na 2,5 saat süren yolculuğun ardından getirildi. Aile kabristanında toprağa verildi. Sevenleri bugün de onu yalnız bırakmadı. Dua etti, Kur'an okudu ve gözyaşlarına boğuldu. Allah'ım seni toprağa değmesin, çoluğunu çocuğuna versin onun ömrünü. Dünkü cenaze töreninde yaşanan yoğun izdiham nedeniyle mezarlığın yanına dahi yaklaşamayanlar bugün Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Türkiye'nin farklı köşelerinden cenaze töreni için İstanbul'a gelenlerden bazıları da memleketlerine dönmeden önce kabrine uğrayarak Erbakan için dua etti. Biz Almanya, Münih'ten geldik. Kaybımız çok büyük, ne diyebiliriz? Hocamız yeri doldurulamayacak bir dünya lideridir. Bu bizim görüşümüz. Doğum yeri Sinop'tan ve 3 kez milletvekili seçildiği Konya'dan getirilen toprağın yanı sıra Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi çok sayıda Müslüman ülkeden topraklarda Erbakan'ın mezarının üzerine serpilmişti. Dünkü cenaze töreninin ardından Merkez Efendi Mezarlığı'ndaki kabristan Türkiye'nin ve dünyanın farklı köşelerinden Erbakan'ın ziyaretçilerini buluşturuyor. Çete Topçuoğlu'nun oğluyum ben. O yüzden getirdim kendisini hocaya. Babanız şehit mi olmuştu? Evet, şehit. Leadership qualities as a Muslim professor.